Arkadaşlar tekrar merhaba. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün arkadaşlar 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimle ilgili bir analiz yapacağım. Elimden geldiğince kısaca anlatmaya çalışacağım ama o kadar çok şey var ki umarım kısa bir video yapabilirim. Kısa dediğimde herhalde 20-30 dakikayı bulur. Çok ilginç bir zamanlama arkadaşlar, seçim zamanı sebeplerini anlatacağım. Orada ilginç veriler var. Düşüncelerimi paylaşacağım. Oradaki bazı verileri inceleyeceğiz. Acaba seçim neyle sonuçlanır? Ya olur mu? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar ekranı bir paylaşacağım. Öncelikle adım adım şeyden gideceğiz. Türkiye haritasıyla analiz edeceğiz. İlk analizimiz Türkiye haritasında progres haritasından bir bakacağız 14 Mayıs'a hızlı bir şekilde. Ben analizlerde de arkadaşlar astroloji ile ilgilenen arkadaşlara tavsiyem her zaman işte progresyon, solar arc, işte sonra solar return, işte profeksiyon ve en son transitleri bırakması, o zaman çok güzel bir bilgi akışı yakalıyorsunuz. Şimdi seçim tarihindeki progresyon haritasında arkadaşlar şöyle bir durum var. Progresyon haritasında progres Jüpiter ve progres Uranüs arasında bir kare var. Ve Ay da Güney Ay düğümüyle kavuşmuş. Şimdi bunlar ne demek? Bu insanları, şimdi Jüpiter biraz hukukla da alakalı ve bizim tepe noktası yöneticimiz. Bu sebeple daha çok hukuksal anlamda, yani seçim sürecinde insanları çok şok edici bazı gelişmeler olabilir. Yani bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nasıl böyle oldu? Niye böyle oldu? Ne oldu? Mesela seçimle ilgili belki seçimde diyelim ki iktidar kaybetti ama bir şey olur. Seçim tekrar yenilenir veya seçim olmaz. Bir şeyler olur. Neler olur? Onları anlatacağım. Seçim gerçekleşmeyebilir veya seçim iktidar lehine sonuçlanır. Ancak orada ciddi bazı karanlık noktalar olur. Bununla ilgili ciddi böyle yargısal durumlar falan Jüpiter. Bu anlamda hukukla da alakalı. Ya bu bizim açımızdan biraz zorlayıcı bir seçim olacak. Çünkü Progress Ay'da, Güney Ay düğümünde ve Balık'ta. Burada da yine halkta biraz ciddi bir hayal kırıklığı da olabilir. Çünkü cidden hani Türkiye artık bir şey durumunda arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya Türkiye ölüm kalım savaşı veriyor. Türkiye'nin ölüm kalım savaşı arkadaşlar dışarıyla değil. Türkiye'nin ölüm kalım savaşı aslında kendi içinde sürekli bir güç savaşı verenlerin kendi içindeki savaş. Bunlar bir bitse arkadaşlar ben ülkemizin çok ciddi sıçrama yaratacağını düşünüyorum. Hatta şey var arkadaşlar, ben bir video yaptım Astropolitik diye, onu izlemenizi istiyorum. Ülkemiz ortak akla geçtiği zaman, çünkü Solar Ak ve Progres Güneş Kova'da ortak akla geçtiği zaman ve işte artık yenilikleri açıldığı zaman, daha demokratik bir sisteme geçtiği zaman ben bu kadar zorluklar yaşamış Türk halkının müthiş işler başaracağını düşünüyorum. Her tarafta çok genç arkadaşlar var. İnanılmaz yetenekliler. Yani dağları yerinden oynatacak insanlar. Mesela çoğu ya gidelim artık bu ülkeden diyor. Bakın bu hani Türkiye işte süper güç olacak, çok zengin olacak diyen insanlar da çıkıyor. Bizim her zaman bu potansiyelimiz var arkadaşlar. Sadece burada sistemin değişmesi gerekiyor. Yani böyle sürekli birilerinin liderlik yaptığı bir sistem değil. Yani o genç arkadaşlarımızın o, ben çok büyük umut görüyorum. Şimdi çok iyi anlıyorum ki işte kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk neden işte nutku yazdı ve Türkiye işte
Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etti. Müthiş gençlerimiz var. Gerçekten hepsini çok seviyorum. Bazen şey diyoruz, yok Z kuşağı, medyatik arkadaşlar, müthiş insanlar. Hiç öyle düşünmeyelim. Onlar işte hiç ilgili değil. Türkiye ile ilgilenmiyor. Öyle değil arkadaşlar. Türkiye'nin aptalca siyasi dalaşıklarına girmiyorlar. Çok akıllıca hareket ediyorlar. Tamamen kendi hayatlarına, işlerine odaklanmışlar. Ama çoğu iş bulamıyor. Zaten gençlerin bu kadar işsiz olduğu, özellikle üniversite mezunu ve inanılmaz yetenekli gençlerin işsiz olduğu bir ülke, süper güç değil, hiçbir güç olamaz. Bakın, sadece ve sadece ülkemizin bu gençlerin önünü açtığı an, onların o potansiyelini değerlendirdiği an, ülkemizi ben hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Artık herkes buna aç. Yani sen şusun, busun, sen yok bilmem nesin, senin inancın bu. Artık insanlar bundan soğudu. Şimdi tekrar devam edelim arkadaşlar. Progres haritayı bitirdikten sonra bir de solar haritaya bakalım arkadaşlar. Çok gerçekten çok karışık bir şey gördüm. Yani ben aslında hani çok olumsuz yapmak istemiyorum. Hatta ben daha önce 2021'de bir video yapmıştım. Türkiye'nin solar return işte 8. evdeydi. Bir ekonomik ciddi zorlanma yaşayabiliriz. Bazıları eleştirmişti. Sen de çok negatifsin diye. Beklediğimden daha kötü çıktı arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Yani ben o yüzden çok felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, solar haritada güzel açılar da var, zorlayıcı açılar da var. Bir Jüpiter-Güneş üçgeni var. Jüpiter balığa gelmiş. Belki bu bir hani iyi bir liderin çıkmasını destekleyebilir. Satürn ve Merkür de Güneş'e kare. Bu da var olan lidere karşı, özellikle Tayyip Erdoğan'a karşı bir hoşnutsuzluğu anlatabilir. Zaten bunun emareleri var. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Şurada dikkat çekici olan solar ark yükselenler ve aks noktalara çok önemlidir arkadaşlar. Chiron tam DSC'de. Bu da DSC partnerler olduğu kadar açık düşmanları da anlatır. Ya ilişkili olduğumuz ortaklarımızdan, bu NATO olabilir, birlikte olduğumuz devletlerden bir yara almayı anlatır. Bir şeyden dolayı hayal kırıklığını, belki de açık bir savaş durumu, bilmiyorum, bence belki olmaz ama bir hayal kırıklığı da olabilir. Ya da mesela örneğin Yunanistan'la gerilim yaşadınız. Kısa vadeli bir anda bir çatışma oldu. Sonuçta Yunanistan'da, NATO'da aslında bizim müttefikimiz dediğimiz bir ülke. Tamam, birbirimize biraz agresifiz ama işte bunu da anlatabilir arkadaşlar. Solar Ark ASC'nin Chiron'a, natal Chiron'a karesi ve üstüne de Solar Ark Mars'ın da Chiron'a karesi. İşte arkadaşlar, bu bir çatışma vesilesiyle alınan bir durumu gösterir. Burada bir çatışma içerisine girme durumumuz var. Güzel açılar da var. İşte örneğin Uranüs, Merkür ve Satürn'ü üçgen. Belki devlet hani düzende bir olumlu dönüşüm de olabilir. Merkür sonuçta bizim dördüncü ev. Yani bu ülke düzeni, ülkenin temel yapısıyla alakalı. Satürn zaten her türlü Satürn sistem gezegeni, yani tepe noktası yöneticisi olmasa da sistemi anlatıyor. Bazı olumlu açılar da var. Ama biraz karışık. Yani net olarak şöyle olacağız, öleceğiz, biteceğiz de demek doğru değil. Her süper güç de olacağız demek doğru değil. Şimdi arkadaşlar, bir de ben 2023 Solar Return'ü göstermek istiyorum. Gerçekten çok sıra dışı bilgiler var. Bakın arkadaşlar, daha önce Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda bir video yapmıştım. 27 Aralık 2021'de Vladimir Putin'in haritasında Güneş-Mars kavuşumu 3. evdeydi ve Ay'da Merkür'de 3. evdeydi. Ukrayna'da savaş riskinin yüksek olduğunu söylemiştim. Bakın, bizim haritamızda da arkadaşlar, Solar Return haritada bir Güneş-Ay karşıtlığı var. Bu da şunu gösterebilir. Türkiye'de, Türk toplumunda belki lidere karşı bir tepki, bakın tam karşıt. Halkın liderle karşı karşı olması, Güneş ikinci evde, liderin daha çok maddi, nasıl düşünemiz, ikinci evde liderin hani kendi koltuğu, kendi maddiyatına karşı halkın 8. ev zorda kalmış, krizler evi 8. ev. Bununla ilgili bir sıkıntıyı da anlatabilir.
veya başka bir ülkeyle bir durumdan ay ülkeleri de anlatırım. Karşı karşıya gelme durumu. Burada asıl enteresan olan şu arkadaşlar. Mars-Merkür kavuşumunun üçüncü evde olması. Merkür bizim dördüncü ev yöneticimiz. Ve direkt Solar Rütön ASC dördüncü eve girmiş. Yani burada biraz ülke teması. Ama bu daha çok komşularla üçüncü ev bir çatışma riskini gösteriyor arkadaşlar. Bu çatışma riskinin de gerçekten Yunanistan'da olabileceğini şuradan düşünüyorum. Sebebi de arkadaşlar burada Mars, Merkür, bakın bir de Mars ve Merkür 11 dereceye gelmiş arkadaşlar. Merkür 3 dakikayla kaçırmış ve Neptün 135'lik açıda. 135'lik açı şunu anlatıyor arkadaşlar. Bu çatışmanın kaynağı hem biziz hem de karşı taraf. Yani karşı taraf olsaydı siz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Elinizde olmayan. Kavuşum daha çok olayı yaratan sizsiniz. Karede de bir durum oluyor ve bu enerjiyi siz mücadele ederek bu sizin tamamen sizle alakalı bir durum. Ama 135'lik açı hem sizin yaratmış olduğunuz hem de karşı taraftan gelen. Ve burada da Neptün olduğu için arkadaşlar 7. evde bir de bu hani 7. ev açık düşmanları da anlatır. Daha çok sularla alakalı bir durum olduğunu gösteriyor. Daha çok deniz problemi. Yani 3. ev komşular evi ve Neptün'e kare bu doğrudan Yunanistan'da durumu gösteriyor. Bir diğer tarafta da Jüpiter 11 derecede tam Mars ve Merkür'e karşıt. Jüpiter'de doğrudan yabancı ülkeleri de anlatır. Bir tarafta da bizim tepe noktası yöneticimiz. Yani bizim bir yabancı ülkeyle bir hukuki mesele. Hukuksal sorunları da anlatır Jüpiter. Burada 9. eve gelmiş. Ve bu da 3. evde Mars, Merkür. Bakın yani bir komşularla ilgili bir sorun. Hukuksal bir sorun mu Jüpiter? Ama burada 11 derecede olması arkadaşlar beklenmedik bir durum. Ya aslında beklenmedik değil. Çoğu insan bekliyor ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki 11 derece bizim bile yani işte Yunanistan'la belki savaşırız, gerilim olur. Öyle bir şey olabilir ki örneğin Türkiye Yunanistan'da bir gerilim yaşadı ama bir anda biz Yunanistan'a bir operasyon yapacağız derken bütün uçaklarımızın bir anda Amerika tarafından vurulduğunu düşünün. Şok oluruz. Çok ciddi bir darbe alırız. Bir de hani biz çok güçlü ülkeyiz diyoruz. Bir anda bu şok halkta şeyi de doğurur. Ya hani bize bir şey olmazdı. Amerika dostumuz dedik. Bak ne yaptı bize. Uluslararası arenada da çok ciddi bir bakın Jüpiter 9. ev bir durumla karşılaşabiliriz. Ben burada ciddi bir ülkenin gerilimle karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir de profeksiyon haritasına bakalım. O tarihteki özellikle Güneş ve Ay tutulmalarına da geleceğim. Orada çok derin bilgiler var. Şimdi 14 Mayıs 2023. Evet, profeksiyon haritamızın profeksiyon yükselenimiz Terazi'de ve Satürn'le de kavuşmuş arkadaşlar. Bakın burada esas sıkıntılı olan Güneş'in Mars'a 135'lik açısı, Mars'ın da Merkür ve Satürn'e karesi. Ya bu lider figürü için bir zorlayıcı durum ya da lider figürünün hani ülkedeki lider figürün bu da Tayyip Erdoğan daha çok savaşçı bir dil kullanmasını anlatabilir. Agresifleşmesini anlatabilir. Otoriterleşmesini anlatabilir. Zaten otoriter. Daha da bir otoriterleşmesi. Uranüs Ay kavuşumu var arkadaşlar. Seçim sonucu mesela seçimle ilgili o dönemde alınacak şeylerin halkta yarattığı çok ciddi bir şok etkisi, hayal kırıklığını burada anlatabilir. Gelelim arkadaşlar. Asıl gerçekten ilginç olan şu. Bu tarihte seçimden önce iki tutulma var arkadaşlar. Güneş ve Ay tutulmasından sonra yapılıyor. İşte bunlar çok sıra dışı. Bu gerçekten çok sıra dışı. Bilinçli olarak da Ay tutulmasından sonraki tarih seçilmiş. Burada şunu gösteriyor arkadaşlar. Ay tutulmasında bir şey artık kapanmaya gitmesi lazım. Yani ömrünü uzatmaya çalışıyor. Seçim yeni aydan sonra olsaydı kesinlikle yeni bir iktidar olurdu. Ama burada iktidar ömrünü uzatmaya kalkışıyor ve gelelim 20 Nisan'daki ay tutulmasına, güneş tutulmasına pardon.
Şimdi arkadaşlar bizim 11. evimizde olacak bu tutulma. Burası işte biliyorsunuz partner, arkadaşlıklar, işte umutlar, büyük hayaller evidir. Bir sürü anlam var veya işte kariyerden elde edine gidin. Ama tabii uluslararası sistemde burası hani sizin dahil olduğunuz grupları da anlatabilir. Bu nedir? Mesela NATO'dur ya da Avrupa Birliği ile ilişkiler. Bakın arkadaşlar, tutulmanın olduğu sırada ülkemizde Plüto tepede, Ay Mars kavuşumu 12. eve gelmiş kare yapıyor. Hem tepe noktasına hem Plüto'ya. Tutulmanın 29 derecede olması şunu anlatır arkadaşlar. Bu bir daha çok liderler için en çok gördüğüm haritalarda, özellikle bunları reenkarne haritalarda çıkardım. 29 derece güneşi olan insanlar geçmişteki otoriteleri bir şekilde durmuş. Yani bundan bir şeyler yaşamışlar. Bu yaşamda da güneş 29 derecede geliyorlar. İşte bu da neye yol açıyor? Yani artık liderlik bilgileri var, şeyleri var. Ama hani bu bir şekilde geçmiş hayatta bloke edilmiş. Bu yaşamda da bu enerji biraz düşüyor arkadaşlar. Ama 0 derece güneşler, mesela Adolf Hitler, Kraliçe Elizabeth, bunlar lider olarak geldiklerinde, mesela Adolf Hitler'i eleştirebiliriz ama adam çok ciddi bir etkisi oldu bütün dünyaya. Yani bu bir gerçek. Kraliçe Elizabeth'in etkisini biliyoruz. O da çok ciddi anlamda yaklaşık 70 yıl boyunca ülkede kraliçe olarak kaldı. Yani bu çok önemli bir şey. Ama 29 anartik dereceler işte kötüdür anlamına gelmesin. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Koç burcunda ve 29 derecede Plüto'ya kare. Bu da ne demektir? Artık lider gücünü tüketmek üzere. Artık son kertesinde ölümüne bir savaş veriyor. Bakın, Koç'ta savaş ve Plüto ölümüne. Lider son şeyini oynayacak ve 12. evde. Ölümüne bir savaş. Ne yapacağım, ne edeceğim? Ben bunu kazanacağım, bu seçimi. Ama nasıl kazanacağım? Belki de bir savaş çıkarabilirim. Çünkü burada Koç'un yöneticisi Mars'ta yengeçte. Bu seçim sürecinde arkadaşlar daha çok ya bir ülkelerle gerilim, bu bir Suriye operasyonu da olabilir. Oradan toprak kazanımları olabilir arkadaşlar. Onları astrokartografi haritasında göstereceğim. Yunanistan'da ciddi bir gerilim. Özellikle adalar konusu, denizlerle ilgili, bakın Mars 135'lik açı hatırlarsınız. Solar Return'de 3. evde ve Koç'ta tam savaş esnasında. Ama artık son kertede arkadaşlar Güneş. Yani bu bir şeylerin, liderlerin artık son bir nasıl söyleyeyim şeylere, bütün artık enerji sonuna kadar gelmiş. Ne yapabiliriz? Bu da o dönemde ya seçim bir savaş riski sebebiyle ertelenebilir. Ertelenmezse de seçim döneminin çok yoğun, işte Suriye operasyonu, Yunanistan'da gerilim, vatan millet edebiyatıyla geçeceğini gösteriyor. Güneş tutulmasının Koç'ta olup yönesi Mars'ın yengeçte olması. Tam vatan millet Sakarya. Tam böyle bir durum. Plüto'yla kare. Ölümüne bir, yani varlığını korumak için, ve Plüto da tepede. Plüto tepede bu şey anlamında da risktir arkadaşlar. Yani Plüton tepe noktasında olması ülkemizin, tamam belki Tayyip Erdoğan son bir şey yapabilir ama ülkemizin de karşı karşıya kalabileceği çok güçlü devletlerle karşı karşıya gelebiliriz. Burada tepe noktası bize de daha otorite olabilecek devletleri anlatır. Plütonik güçleri anlatır. Bu Amerika'da olabilir. Rusya ile dostuzdur. Rusya ile de olabilir. Bu da Plüto ciddi güçleri, nükleer güçleri de anlatabilir. Onlarla da bir karşı karşıya çatışma içerisine girebiliriz. Rusya ile dostuz. Ama belki bu bir durum olur. Bizim de Rusya ile aramız bozulur. Hani Rusya'ya ben hep şey derim arkadaşlar, kendini hep olduğundan büyük gösteren bir devlettir. Yani normalde savaşlarda, hep İkinci Dünya Savaşı da böyle ciddi darbeler almıştır, sonradan toparlamıştır. Ama
Rusya'nın şu anda unutmamak lazım arkadaşlar. Savaşlar başladıktan sonra inanılmaz bir derecede kendini toparlayan bir ülke. Gerçekten de o bahsettiği silahları var mı? Abartıyor da olabilir. Çünkü Rusya'nın böyle bir taktikleri de var. Ama sonuçta arkadaşlar nükleer bir güç. Yani belki beklediğimizden çok daha gelişmiş silahları vardır. Ki Amerikan da öyle. Belki bunlardan birisiyle de çok ciddi gerilim yaşayabiliriz. Ve bu gerilim bize çok ciddi yansıyabilir arkadaşlar. Veya işte Türkiye'nin liderliği ölüm kalım savaşında var olan bütün kozlarını, yani bu seçimle alakalı hepsini yapabilir. Şimdi ben arkadaşlar 3 tane de ayrı video yapacağım. Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu, bu üçünün haritasından ayrı bir seçim analizi yapacağım. Şimdi geldik ay tutulmasına. İşte arkadaşlar burası çok enteresan. Bakın burası çok önemli diyelim şey gibi, Berat Albayrak gibi. Burada yine Satürn'ün Güneş'e üçgen, Türkiye'nin Tayyip Erdoğan Güneş'e de kavuşmuştu, liderlikle sınanacak. Ama Türkiye'nin de Güneş'in üçgeni ASC'de üçgen. Yani biraz devlet kontrolünün olduğu bir dönem. Bakın arkadaşlar buradaki tutulmadaki zorluk şurada. Akrep burcunda bir ay tutulması çok sıkıntılıdır. Ay akrepte çok zorlanır. Çünkü hem krizler burcu karanlık. Yani yönesi Mars ve Plüto. Plütonik bir burç. Ürkütücü yani bu anlamda. Tayyip Erdoğan tepe ve dip noktasıyla temas ediyor. Onu sonra anlatacağım. Ve bizim 6-12. eve gelmiş arkadaşlar. Ben 6. evi de 12. evi de gizli düşmanlıklarla bağdaştırırım. Vedik astrologları 6. evi gizli düşmanları ben çok haritada da gördüm. 6. evde şu da var arkadaşlar. Genelde hep biz tepe noktası düzen otor diyoruz ama 6. evde de hani yönetici kesimi daha çok böyle hani burada işte hep köleler gibi düşünüyoruz 6. ama mesela Güneş burada. Yönetici kesimin ciddi anlamda otoritesini yansıttığı, düzeni kurduğu bir ev 6. ev. Çok tutuklama olayında 6. ev. Hep en çok gördüm arkadaşlar. En çok tutuklama olayı kişinin transitlerinde 6. ev. Bu fix yani. Kaç tane olay inceledim. Buna işaret edebilir mi? Belirli lider figürlerin tutuklanmasına olabilir. Ama ben burada 6-12 ev aksını Türkiye için çok zorlayıcı görüyorum. Şurada gördüğünüz gibi Satürn 4. eve çok yakın. Bu da bir lider figürleri için zor. Yani 6-12. ev aksında bu tutulma sıkıntılı arkadaşlar. Mars 8. eve gelmiş. Yengeç'te Boğa'daki bu tutulma zor. Yine burada Boğa'da olan tutulmanın yönesi Venüs, Neptün'le de kare. Halkta da ciddi bir hayal kırıklığı etkisi olabilir. Bu zor. Zor. İyi bir tarih seçilmemiş arkadaşlar maalesef. Keşke yeni ay seçilseydi. Çok sıkıntılı bir tarih seçilmiş. Bu tarihte mesela ilgili tarihi şimdi inceleyelim. İlgili tarihte 14 Mayıs 2020. Şunu 12 yapalım. Şimdi arkadaşlar ilgili tarihte Ay'da Balık'ta yükselen yöneticimiz. Şimdi Balık daha çok hani nedir halkına yani balık hafızalı deriz ya. Venüs yükselenle kavuşur. Burada seçimlerde çok fazla şey beklenebilir. Ya seçim olmayabilir ya da seçim olursa da arkadaşlar insanları çok ciddi manipüle edecek, hani kandırabilecek, kandırmaya açık durumlar olabilir. Şimdi hem tutulmada arkadaşlar, şurada göstereyim ay tutulmasında hem de seçim zamanı transitte Plüto arkadaşlar bizim 8. evimizde ve tepe noktasına 45'lik açıda. Bu çok zor bir açı arkadaşlar. Plütonik bir güç bizim düzen ya da bizim sistemimizi işte bizim otoriteyi çok ciddi sarsabilir. Yani ve 45'lik açıda şu vardır arkadaşlar. Bu durumda sizin elinizden bir şey gelmiyor. Bu yüzden bu açı kendinizi geliştirebileceğiniz böyle bir açı da değil.
kare açı gibi de değil. Bir şey yapamıyorsunuz. Nasıl olabilir bu? Şimdi Plüto arkadaşlar, nükleer bombalarla da alakalı. Bu plütonik devletleri de anlatabilir. Rusya, Amerika gibi. Bunlar plütonik devletler arkadaşlar. Yani mesela Avrupa plütonik bir devlettir. Çok basit. Yani bakmayın siz Rusya, hani belki silahları o kadar da gelişmiş değildir. Ukrayna da bilerek uzatıyor arkadaşlar. Yani Amerika ile Rusya perde arkasında şey, bu plütonik bir devlet. Çünkü nükleer güce sahip. Şimdi burada 45'lik açı şunu da gösterebilir. Örneğin Ukrayna'da bir nükleer bomba kullanmıştır Rusya. Bu bizi de etkileyebilir. Mesela bakın elimizde bir şey gelmiyor. İki, bir durum olur. Yunanistan'la mesela çatışırız ama bir anda Amerika devreye girer, bizi mahvedebilir. Yani bize işte Amerika'ya koyarız ot, öyle değil. Başımıza ne geleceğini, öyle bir durumla karşılaşırız ki cidden feleğimiz şaşar. İşte ya da belli devletler bize bir yaptırım uygularlar, güçlü devletler. Öyle bir durumla karşılaşırız ki bütün her şeyimiz bağlanır. Elimizden hiçbir şey gelmez. Burada Plüto tepe noktasının 45'lik açısı çok zordur. Ve Plüto burada kovada 0 derece arkadaşlar. 0 derece enerjisi çok güçlü. Toplumsal hareket alanlar anlamında da çok güçlü. Yani buradaki etki toplum, artık Türk toplumu hiçbir şey demez falan değil. Burada bir anda hükümet elinden kontrolü de kaybedebilir. Bakın Ay'a da 150'lik açıda. Ay'a 150'lik açısı da ülkemizle alakalı. Ay ülkeyi, vatanını anlatır, halkı da anlatır. Plütonik bir etki ve bizim göremediğimiz, beklemediğimiz, görmedik. Örneğin görmediğimiz bir şey. Amerika'dan böyle bir şey beklemedim. Bir anda Amerika olabilir, Rusya olabilir. Görmüyoruz. Görmeme açılısı 150 ya da anlayamama. Evet, o günkü açılar arkadaşlar seçmişin. Güneş yükselene 45'lik. Otorite içinde, lider figürleri içinde zorlayıcı bir durum. Çünkü ASC 45, DSC 135. Zor bir seçim. Arkadaşlar çok zor bir seçim. Yani bu konuda inşallah çok böyle sıkıntılar çıkmaz. Genelde Satürn bir de balıkta arkadaşlar, Mars yengeçte. Türkiye çok fazla siyasi suikastler yaşadı. Umarım bu olmaz. Negatif konuşmak istemiyorum. Ama bu tarihi ben Türkiye'nin dış politikada çok agresifleştiği bir zaman olarak görüyorum. Bakın 2000 pardon 20 Nisan 2023 Güneş tutulmasında Uranüs ASC kavuşumu İstanbul'da, bu tutulmada hatırlarsınız Plüto tepe noktası direkt Ankara'ya çok yakın görüyorsunuz. Bizim hani siyasi otoritenin biraz zorlanacağı bir zaman. Burada Neptün Iğce üçgeni var arkadaşlar. Denizlerle ilgili durumlarda bizim avantajlı olabileceğimiz bir durum. Bakın burada da Mars DSC üçgen direkt Trakya tarafından geçiyor. Hani bir savaş atmosferi olursa özellikle bu taraftan, hani Amerika'nın çok fazla tank yığdığı taraf, bizim açımızdan avantajlı. Mars'ın aks noktasına güzel açısı. Burada bir Plüto yükselen paran hattını görüyoruz. İşte mesela bizim için zor taraf şu Trakya tarafından olabilecek taraf. Jüpiter MC karesi de arkadaşlar sorunun Ege Denizi ile ilgili bir hukuksal sorun olabileceğini gösteriyor. Yani bu bizim daha çok Yunanistan'la bir sorun yaşama ihtimalimiz olan durumu anlatıyor arkadaşlar. Onun dışında burada dikkatimi çeken bir şey var mı arkadaşlar? Göremiyorum. Evet, bu biraz bizim için zorlayıcı bir güneş tutulması olacak. Geldik ay tutulmasına. İşte biraz zorlayıcı ay tutulması da. Bakın arkadaşlar, ay tutulmasında da ben şöyle bir şey bekliyorum. Burada hem güneş hem de ay, bakın ay Iğce üçgen, güneş de MC üçgen. Ben Suriye'den Türkiye'nin özellikle seçim dönemi için, işte toplumda bakın biz Suriye'de teröristleri öldürdük falan. Şurada toprak kazanımı da yapabilir. Özellikle Ay Iğce üçgen, Güneş de MC nedir? Türkiye'nin
orada şeyini göstermesi, işte bir de Boğa'da oluyor. Buradan geçmesi Suriye ile ilgili de belki seçim için yani şey yapabilir Türkiye örneğin, yani Amerika Rusya ile konuşup ya beni bir görmezden gelin. Bu seçimde de beni bir idare edin. Bak ben sonra ne yapacağım. Bakın işler böyle yürür arkadaşlar. Bizimkiler diyor ya Amerika ile çatışıyor falan. İşler öyle değil arkadaşlar. Bunlar perde arkasında neler çeviriyor. Uranüs MC üçgeni de güzeldir arkadaşlar. Bu da bir anda belirli beklenmedik bize kazanım olarak dönebilir. Yani bu boğa işte akrep tutulmasında Suriye'den belirli işte bir şeyler Türkiye koparmaya çalışabilir. Mesela toprak kazanmaz ama şunu yapabilir. Örneğin der ki PYD'nin şu topraklarını ele geçirdik, teröristleri oradan attık diyebilir. Bakın bu da seçim için güzel yatırımdır. Geldik yine burada arkadaşlar bakın. Hatırlarsanız Güneş tutulması da Uranüs ASC kavuşumu, şimdi Uranüs DSC ve Mars ASC üçgeni benzer. Oradan tersten geliyordu. Hatta tekrar açalım. Şunu tekrar açayım arkadaşlar. Özellikle Yunanistan tarafında ciddi bir gelişme bekliyorum ben bu dönemde. Görüyor musunuz? Bakın Uranüs ASC kavuşumu, Mars DSC üçgeni. Yine bakın şu Trakya tarafından. Şurada da Ay tutulmasında da bu sefer bu hattan gelmiş. Uranüs DSC yine Yunanistan'dan beklenmedik bir şey karşımıza çıkabilir. Ama ne olabilir? Bu daha çok adalarla ilgili bir durum. Mesela der ki biz adalarda 12 kilometreye çıkaracağız. Bu Türkiye için bir savaş sebebi. Hani bunu savunuyorum savunmuyorum değil arkadaşlar. Mars bir de yengeçte. Bakın bunu unutmayacağız. Mars da ASC üçgen. Bakın local space Mars ve Pluto direkt Ege'den geçiyor. Bakın başka bir local space geçmiyor. Mars ASC üçgen. Bu da orada Türkiye'nin yengeç burcunda olan bir Mars. Vatan toprakları için bir de yengeç. Sularla ilgili savaşın da arttığı dönemler arkadaşlar. Satürn balıkta, Mars yengeçte. Sularla ilgili yani deniz sorunları falan. Türkiye'nin ASC'sinin üçgen olması burada bir anda Türkiye'nin belki de savaşta bir şey etkisi gösterebilir. Bakın bir anda bir kazanımı olabilir. Ama benim korktuğum şu arkadaşlar. Uranüs DSC ve ASC kavuşumları bizim bu Amerika'da olabilir. Mesela şu anda Rusya'da değiliz ama Rusya ile de olabilir. Güçlü bir devlette beklenmedik bir durum karşımıza çıkabilir. Yunanistan'la gerilimimiz üzerine. Para anahtarları da şuradan çok fazla var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine Ege'nin bu da bu taraflarda çok ciddi bir yoğunluk olabileceğini gösteriyor. Ay Mars, Paranatlı, Chiron, Plüto, Uranüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Plüto. Şimdi bunlar Plüto etkileri çok görüyoruz arkadaşlar. Burada bize karşı ciddi güçlü devletlerden baskıyı gösterebilir. Ay Mars, bakın direkt ülkelerle ilgili savaş durumu. Güneş Mars, liderler için de tehlikeyi de anlatır Güneş Mars ama liderlerin savaş kararı alması. Bunu Yunanistan'da iki tarafta birbirine harala gürele agresif bir şekilde girebilir. Pluto Chiron Paranattı buradan ciddi bir hani bu böyle bir şey çıkarsa çatışma çok ciddi fiziksel ve iki ülke arasında çok uzun yıllar etkileyecek bir yaralanmayı da anlatabilir. Yani bu daha çok iki ülkede büyük travma yaratacak. Buradaki travma Pluto ve Chiron ruhsal yaralanmalar. Jüpiter Pluto burada güçlerin abartılması, iki tarafında güç gösterisini. Burada bir güç gösterisi olabilir arkadaşlar. Ama ne olur burada? Neler biter? Bunu göreceğiz. Burada tabii Mars ASC diyorum ama bu ülkemizin haritası değil. Pardon arkadaşlar onu söyleyeyim. Buradaki bir savaş etkisini görelim. Şimdi biz Ankara'ya göre aldık. Yani umut ediyorum ki bunlar olmaz ama bu tutulmalar ve sonrasındaki seçim süreci sıkıntılı bir zaman arkadaşlar. Yani ay tutulmasında bir seçim yapmak ve ondan önceki güneş tutulmasının 29 derece olması ve Plüto'ya karesi
29 derece. Liderin artık enerjisi tükenmiş ama son güç koçta. Savaş. Mücadele edeceğim. Mars yengeçte vatan millet edebiyatı seçim. Daha çok bu atmosferde geçecek arkadaşlar. Olur mu olmaz mı? Seçim olmama ihtimali de görüyorum. Seçim olmamasında işte örneğin Yunanistan'la gerginlik, Suriye'de operasyon ya da örneğin Suriye'de bir toprak şeyi PKK'ya darbe vurduk. 2000 PKK'lıyı öldürdük deyip bir anda oy oranını arttırmak isteyebilir. Ama Pluto MC 45'lik açısı da güçlü devletler. Bu Rusya'da olabilir, Amerika'da olabilir. Bize karşı çok ciddi bir yani elimizi kolumuzu bağlayacak. Çünkü 45'lik açı eliniz kolunuz bağlı. Bir şey yapamıyorsunuz. Ve Solar ASC'nin Kiron'un Natal Kiron'a karşıt olması da bizim birlikte hareket ettiğimiz partnerimiz dediğimiz devletlerden yaşayacağımız hem fiziksel hem de bu hani nasıl söyleyeyim bizi hayal kırıklığına uğrayacak ciddi bizde yaralanmaya açacak bir durum. Sadece fiziksel de olmayabilir ama ben fiziksel bir şey etkisi çok görüyorum arkadaşlar. Çünkü Mars yengeçte iyi değildir. Dikkat edin. Mesela Vladimir Zelenski'nin şu anda Progress Mars'ı yengeçte. Vatan millet savaşalım, vuralım, kıralım. Ama Mars Oğlak'ta güçlüdür. Çünkü sakin karar alır, stratejik düşünür. Yengeçte hadi vuralım. O yüzden aşırı milliyetçilerden Mars yengeç çok çıkar ve geçmiş hayatında işte şehit olmuş veya vatan için savaşmış insanlarda. O kolay bir yerleşim değil arkadaşlar. Mars bilinç dışı bir gezegen, zor bir gezegen. Agresyon enerjisi çok yüksek. Seçim zamanı o yüzden iyi bir zaman değil. Kötü bir zaman seçilmiş maalesef. Ben hani bu noktada felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Umut ediyorum ki o dönemi rahat atlatabiliriz. Ama riskler de bunlar arkadaşlar. Bu riskleri de görmezden gelemeyiz. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.